alkışlar belki için. Yağmur Hanım muhteşem bir başlangıç yaptı efendim. Şakaya gelmez bu işler dercesine. Size 8 tane harf alma hakkı bıraktı. 8'ini birden alırsanız da 2 saniye arttırmanızı rica ediyoruz. Bir an önce başlayalım mı? Başlayalım. Ben böyle bir acele ettim gibi. Ne bileyim hani o ivme sanki kaybolacak gibi araya muhabbet koyarsak. Ev sahibisisiniz, buyurun. Estağfurullah. Ortada bir ritim olacak. O ritmi siz koyacaksınız. Ben ona uyacağım. Yolda sohbet ederiz. Buyurun ilk soru gelsin. Eski bir kelime ama yaygın bir isim olarak da karşımıza çıkıyor. Güncel Türkçe'de. Bir bakalım. Şiirlerde, şarkılarda duymuşsunuzdur. Şarap, içki anlamında Farsça kökenli eski bir sözcüktür. Bir harf alalım mı? Bir harf alalım. Hadi alalım. D harfi. Sondan ikinci. Bir harf daha alayım. Bir tane daha mı? Biraz düşünebilirdik yahu. Peki aldık bir tane daha. Bade. Pat. Bade. Biraz uğraştırdı. Ama merak etmeyin, toparlayacağız. Mesela ikinci kelime. Yağmur Hanım'a sorduğum sorunun tam tersini soruyorum size. Buyurun. Eskiden zait denen toplama işlemi işareti. Artı. Çok güzel. Bu da basit bir şey. Lütfen siz de basit bir kelime düşünün Berk Beyciğim. Buyurun 5 harfle. Bir şeyi korumak için o şeyin kendi biçimine göre yapılmış olan özel kap. O şeyin nesidir? Kılıf. Çok güzel. Harika. Basit gibi gözüküyor ama bundan kafa karıştıran sorular. Çok güzel atlattınız. İkinci 5 harfli cevabınız Fransızca kökenli bir kelime. Buyurun gelsin. İçinde dükkanları bulunan, genellikle geçit olarak da kullanılan kapalı alandaki çarşıya geçit olarak da kullanılıyor ya, adını da oradan alıyor zaten. Buradan oraya geçiyoruz. İki tarafında böyle dükkanları var, kapalı. Eskinin tünel, AVM'si. Tünel gibi. Geçmiş zamanın pazar. AVM'si. Fransızca kökenli. Aradınız. Bir harf alalım. Buyurun. Buradan oraya geçmek için. Pasaj. Pasaj. Bravo. Ne kaldı geriye? 5. 5 tane harf alma hakkımız var. 6 harfli cevaplarda bence hiçbirini kullanmayacaksınız. Buyurun. Genellikle kavak ağacından imal edilir. Ucuna kükürt ve potasyum klorat karışımı katı bir madde konulur. Küçük bir çubuk. Kibrit. Kibrit efendim. Haydi gelsin birisi. 6 artı cevapların ikincisi yapsın kasayı 2800. Görelim. Pardon. 2800. Ünlem haliyle şimdiden belli değil. Ya olur ya olmaz anlamlarında kullanılan bir sözdür. Bizde çok kullanılır. Öyle. 9000 yapar mısınız? Bakarız. O taraftan. Yani hani bu işler... Kısmet. İşte o kadar.